Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haftanın ardından öne çıkan gelişmeler ile karşınızdayız. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi Aralık ayı yönetim kurulu toplantısı Aksaray Belediye Başkanlık binasında gerçekleştirildi. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu toplantısı Aksaray Valisi Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Pekmez başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Aksaray Belediye Başkanı ve Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haluk Şahin Yazgı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ ile Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ayhan Ermiş katıldı. Toplantıda Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaatlarını tamamlayarak üretime geçen firmaların tapu talepleri görüşüldü. Ayrıca Organize Sanayi Bölgesi altyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere çeşitli iş makinalarının alınması ve yine 3. genişleme alanı için yapılan arsa tahsis başvuru talepleri değerlendirildi. Aksaray Belediyesi her hafta Salı günü düzenlemiş olduğu Halk Günü'nde Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ekibimizle birlikte her hafta Salı günü yapılan görüşmelerde vatandaşların istek ve taleplerinin eksiksiz yerine getirilmesi ve taleplerin karşılanabilmesi için sistemli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren her vatandaşımızla birebir görüşmeye çalışıyor, onların istek ve şikayetlerini dinliyoruz. Kapımız ve gönlümüz tüm vatandaşlarımıza açıktır mesajı verdi. Her hafta olduğu gibi bu haftada da Halk Günü buluşmalarında çok sayıda vatandaş Başkan Yazgı'yı ziyaret etti. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk ve yönetimi Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı makamında ziyaret etti. Geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde Aksaray AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevine atanan ve çalışmalarına başlayan Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaretler kapsamında Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Hamza Aktürk ziyarette kendisini ve yönetim kurulu üyelerini tanıtarak Başkan Yazgı'ya çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ben Hamza Aktürk, Merkez İlçe Başkanı, esnafım. 29 Ekim'de görevimize başladık. 25 kişilik yönetimimiz var. Bir defa geliyoruz başkanımıza yönetimimizi tanıtmak ve çalışmalarda her zaman yanında olduğumuzu, belediye çalışmalarında bize düşen görevlerle ilgili her türlü kendisinin yanında olacağımızı ve çalışmalara katkı sağlayacağımızı tekrar söylemek için geldik. Yine başkanımız zaten toplantımızı da çağırdığımızda bu konuları görüşmüştük. Ziyaretimizin amacı dediğim gibi yönetimimizi tanıtmak ve başkanımızla her daim beraber olmak. Cemal Karakaya, evliyim, 4 çocuk babasıyım. AK Parti'yi gönülden destekliyordum. Hamza Başkanımız emriyle de geldik. Fiilen şu an AK Parti'de görev alıyoruz. Ekibimizle beraber başkanı ziyaret ediyoruz. Teşekkür ediyorum. İsmim Ramazan Erol, esnafım. Evliyim, 3 çocuk babasıyım. Hamza Başkanımla birlikte inşallah devam edeceğiz yönetimde. Emrah Karaaslan, ziraat mühendisiyim. Başkanımıza ve ekibine yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonra yapacağı çalışmalarda da inşallah başarılar diliyoruz. Yunus Yapılcan, ziraat mühendisiyim. Evliyim, bir çocuk babasıyım. Merkez ilçe yönetimindeyim. Teşekkür ederim başkanım. Abdülkadir Göktaş, mimarım. 2 çocuk babasıyım. Merkez ilçe yönetimindeyim. Teşekkür ederim. Kerim Kuzucu, makine mühendisiyim. Evliyim, bir çocuk babasıyım. Tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Mücahit Bostan, evliyim, bir çocuk babasıyım. Esnafım, teşekkür ederim. Orhan Köksal, sanayi esnaflarımdanım, evliyim, 2 çocuk babasıyım. Başkanımıza da çalışmalarımdan dolayı başarılar diliyorum. Muhammed Gür, avukatım, 2 çocuk babasıyım. Merkez ilçe teşkilatındayım. Teşekkür ederim. Mustafa Topaşlı, İsrailliyim, 2 çocuk babasıyım. Teşekkür ederim. Engin Arslan, inşaat mühendisi, evli, 1 çocuğum var. Başkanımıza çalışmalarımdan başarılar diliyorum. Rıza Sarınbaş, mimarım, evliyim. Kendi ofisim bir var. Başkanımıza teşekkür ediyorum ziyaretiniz için. Muhammed Fatih Sevim, mimarım. Bekarım, Merkez İlçe Teşkilatı'ndayım. Teşekkür ederim. Hasan Şahin, inşaat mühendisiyim. Merkez İlçe Teşkilatı'ndayım. Teşekkür ederim.
Ahmet Altın, harita mühendisi, Merkez Lise Teşkilatı'nda başkanıma başkanım. Çalışmandan dolayı başarılar dilerim. Muhammed Ozan, mali müşavir. Başkanıma teşekkür ediyorum bizi ağırladığı için. Harun Reşit Özkişehir, mali müşavirim. Evliyim, çocuk yok şimdi. Olacak inşallah. İnşallah. Halil İbrahim Ölmez, evliyim, 3 çocuk babasıyım. AK Parti Merkez İlçe Teşkilatı'ndayım. Başkanıma çalışmalarından dolayı başarılı diliyorum. Aynı zamanda esnafım, emlak işi yapıyorum. Erol Aslanhan, esnafım, evliyim, 2 çocuk babasıyım. Başkanıma bizi kabul ettiği için teşekkür ederim. Sabrettin Saman, diş hekimiyim, evli ve 2 çocuk babasıyım. Başkanıma da bizi ağırladığı için teşekkür ederim. Zeynep Kara, evliyim, 3 çocuk annesiyim. Başkan Yazgı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Değerli Merkez İlçe Başkanıma ve çok kıymetli yönetimine tekrar hoş geldiniz diyorum. Bizleri mutlu ettiniz, onurlandırdınız. Tabii Merkez İlçe Başkanlığından Belediye Başkanlığı Allah nasip etti. Buralardayız. Her gittiğim yerde de söylüyorum, sizlere de bahsettiğim gibi Merkez İlçe işin aslında beyin takımıdır. Esas çalışılan yer. İşin mutfak kısmı orasıdır. Partimiz için önemli bir yerdir. O nedenden dolayı buradaki arkadaşlarımızın yeni, dinamik ve işe heyecanlı olması bizleri çok mutlu ediyor. Bizler tabii belediye olarak yaptığımız çalışmaları sizlerle paylaşmak. Paylaştığımız bu çalışmalarla beraber de teşkilatımız olarak daha iyi neler yapabiliriz? Onlara istişaresini yapmak çok önemli. Tabii bunun yanında sizlerin önemli bir görevi var. Vatandaşlarımızın sizlere ilettiğini bizlere iletmeniz. Bizim de yaptığımız çalışmaları halkımıza iletme noktasında aslında önemli bir göreviniz de var bu noktada başkanım. O görevi de ben çok iyi bir şekilde yerine getireceğinize inanıyorum. Burada bizlerin yapacağı, sizlerin toplantılarında işte ayda olur ya da iki ayda bir olur sizlerin belirleyeceği bir takvime göre gelip hem yaptığımız çalışmalarla istişare etmek hem sizlere aktarılan vatandaşlarımızın olsun, sizlerin olsun, söyleyeceğiniz şeyleri, bizlerin talepleri değerlendirmek suretiyle inşallah iyi bir noktaya gideriz. 2019 biliyorsunuz önemli bir yıl. Hem yerel seçimler hem de genel seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimi. Dolayısıyla buna aslında biz şimdiden start verdik. Yani şimdiden başladık bu çalışmaya. Birçok, sanki yarın seçim olacakmış gibi biz çalışmaya devam ediyoruz. Bunu yaparken de sizlerin desteğiyle, el birliği içerisinde bunu yapmak bizi daha da güçlü kılacaktır. Ben o nedenden dolayı sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği'ne kayıtlı esnaf oda başkanlarıyla istişare toplantısında bir araya gelerek projeler hakkında bilgiler verdi. Kılıçarslan Parkı içerisinde bulunan sosyal tesis Piramit Kafe'de gerçekleşen toplantıya AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Doğan Ceylan ve Minibüsçüler, Halk Otobüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Veysel Öztürk ve diğer oda başkanları katıldı. Başkan Yazgı, esnaflarımız bizim için çok önemli. Esnafımızın sorunları çözüm noktasında her zaman sizlerin yanında olacağız. Bu bir açık değil. Bu şeyde daha önce birkaç tane ilimizde gördük, çok hoşumuza gitti. Orada hem kafeterya var, hem aynı zamanda at çiftlikleri var. Burada atların üstünü bilerek vatandaşlar hem gezinti yapıyorlar, hem de engelli vatandaşlar için bir rehabilite merkezi oluyor. Bunun da Ocak ayı gibi inşallah ihalesine çıkacağız. Bu yeni bir tane bir yer yaptık, belki görmüşsünüzdür. ADS'nin hemen karşısında. Bir iki hafta içerisinde inşallah açılışını yapmayı planlıyoruz. Bunun altında 3000'e yakın kitap var. Üstünde de böyle kafeterya gibi oturabilecekleri bir yer. Bu eğer tutarsa birkaç tane daha yerde bu tip bir şey yapmayı planlıyoruz. Bu geçenlerde bir saldırıya uğradı. Cama kırıldı, içerisi tahrip edildi. Biz bunu şiddetle kınıyoruz. Sadece bu değil, bir de bizim çocuklarımıza yaptığımız kaydıraklar, salıncaklar yakılıyor. 6-7 tane parkımızda böyle tahribat oluştu. Kavuşukları sökülüyor. Yani bunu yapan işin içini teröristtir. Yani illa çıkıp eline silahlık bir şey değil. Devlet malına, kamu malına zarar veren herkes bu işin suçlusudur. Dolayısıyla bu konuda da sizlerin de desteklerinizi istiyoruz başkanım. Yani orada başkanlarımız olarak, sizler olarak da bu konuda duyarlı olursak bu mal hepimizin malı. 200 bin insanın parasıyla yapılan yerler.
Dolayısıyla inşallah bunlarla sahip çıkacağız. Toplantıda devam eden projeler ve Aksaray'da uygulanabilecek yeni projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Esnaf Odaları Birliği Başkanı Doğan Ceylan, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın esnafa verdiği desteğin kendilerini ve birliğe kayıtlı esnafları şimdi çok memnun ettiğini dile getirdi. Biliyorsunuz küçük esnaf, küçük sanayi sistemimiz yerinden taşınacak. Bunun için ihalenin son aşamalarına gelindi. Bizim teler için de yakın zamanda da inşallah hep birlikte temelini atmayı da Allah nasip edecek. Bu konuda da Sayın Başkanımıza ne diyelim, daha nasıl bir övgü yapalım onu da bilmiyorum. Çünkü bütün esnaf ve sanatkarlarımız hem mülkiyet sahibi olacaklar, hem de daha iyi mekanlarda hizmet verecekler, hem de daha kaliteli üretim yapacaklar. Belediye Başkanlık Binası'nın birinci katında hizmet veren Kentli Servis Beyaz Masa vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Belediye Başkanlık Binası birinci katında hizmet veren Kentli Servisi Beyaz Masa biriminde sosyal yardımlar, abone hizmetleri, istek ve şikayetler, bilgi edinme, fatura ödeme gibi işlemler tek merkezden yönlendiriliyor. Kentli Servisi Beyaz Masa ile belediye ile halk kaynaşması tesis edilirken 2017 yılı içerisinde vatandaşlar en çok yol yapım, asfalt, kanalizasyon çalışmaları ve iş talebinde bulundu. Yine Kentli Servisi Beyaz Masa Birimi yetkililerinden alınan bilgilere göre 2017 istatistiklerinde vatandaşlar öneri, iş yeri denetim ve gıda talepleri başvurusunda bulundukları bildirildi. Haftanın bir diğer önemli gelişmesi ise bu hafta hem miniklerimizin hem de büyüklerimizin yüzündeki tebessüme ortak olduk. Aksaray Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim ve Sosyal Etkinlikleri İşbirliği kapsamında Dede Torun buluşması düzenledi. Geldiniz. Ne yapmaya geldiniz buraya şimdi? Yaşları görmüyor. Anaokulunda okuyan çocuklarımız sizlere geldiler ve merhaba demek için, yapmış oldukları faaliyetleri anlatmak için Dede Torun buluşturması yapıyoruz. Aksaray Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim ve Sosyal Etkinlik İşbirliği kapsamında Dede Torun buluşmasıyla kuşakları buluşturup geçmişin tecrübesini gelecek nesillere aktardı. Emekliler Dinlenme Evi ve Zincirye Medresesi'nde düzenlenen etkinlikte Başkan Yazgı etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada "Amacımız dede ve torunlarımızı bir araya getirerek sohbet ortamı oluşturup genç kuşaklarımıza geçmişin tecrübesiyle geleneklerimizi aktarmak ve geçmişle gelecek arasındaki bağı korumak, dedelerle torunlar arasındaki bağı güçlendirmek için gerçekleştirdiğimiz bir etkinlik" açıklamasında bulundu. Dede Torun buluşması etkinliği duygulandırdı. Etkinlik kapsamında Vali Ferit Ünal Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri dedelere çiçek verirken etkinlikte masallar okundu. Annem kaptı kaşayı, babam kaptı maşayı. Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik. Döndük baktık arkamıza ki bir arpa boyu yol gitmişiz. Nereye geldik? Bir ormanın içerisine gelmişiz. Başkan Yazgı etkinlikte dede ve torunlarla sohbet etti, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hemen hemen her sokakta asfalt çalışmalarına devam ediyor. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 2017 yılı içerisinde şehir genelinde 195 bin ton sıcak asfalt serimi, 190 bin ton stabilize yol, 160 bin ton mucur serimi, 120 bin ton temel malzeme serimi, 4 bin metrekare parke taşı, 25 bin metrekare bordür taşı ve 28 bin metrekare kaldırım taşı döşedi. 50 cadde ve sokakta yol açma çalışması yaptı. Aksaray Belediyesi sosyal kültürel etkinlikler kapsamında TRT yapımı olan Harika Kanatlar Çocuk müzikali oyununda çocuklar bir araya geldi. Hadi eller, hadi eller, salla salla, yaşasın. Aksaray Belediyesi çocukların hafta sonu güzel vakit geçirebilmeleri adına çocukları TRT çocuk ekranlarının sevilen yapımı Harika Kanatlar müzikal sahne gösterisiyle buluşturdu. Müzikalde televizyon ekranlarında yayınlanan çizgi film Harika Kanatlar karakterleri, sevimli kargo uçağı Jet ve arkadaşlarının maceraları
çocuklar tarafından büyük bir beğeniyle izlendi. İş arayan ve işverenler Aksaray Belediyesi'nin kurmuş olduğu AKKİM'de bir araya geliyor. Aksaray Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi'ne bugüne kadar iş başvurusunda bulunan kişi sayısı 5593. İş başvurusunda bulunan 915 kişi iş görüşmesi için AKKİM'e iş gücü arzı talebinde bulunan firmalara yönlendirildi. 548 kişi işe yerleşti. Aksaray Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi'ne internet üzerinden ise 641 kişi iş başvurusunda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aksaray Belediyesi, SGK ve İşkur İl Müdürlükleri İşbirliği ile kurulan Kariyer ve İstihdam Merkezi, işveren ve iş arayanlar arasında köprü kurmaya devam ediyor. AKKİM'e başvuru yapmak isteyenler, Aksaray Belediye Başkanlığı binasında kurulan birim ve Aksaray Belediyesi kurumsal sitesinden ya da 444-55-68 numaralı telefon numarasından başvuruda bulunabilirler. Aksaray Belediyesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliği ile Azmi Milli İlköğretim Okulu öğrencilerini sinema ile buluşturdu. Aksaray Belediyesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliği ile Azmi Milli İlköğretim Okulu öğrencileri Çocuklar Sinema ile Buluşuyor etkinliği kapsamında Angry Birds çocuk filmini izledi. Aksaray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında Çocuklar Sinema ile Buluşuyor etkinliği gösterimleri devam ediyor. Aksaray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ağırlanan minikler sinema salonunda ilk kez sinemayla buluşmanın verdiği şaşkınlığı, heyecanı ve mutluluğu bir arada yaşarken çocuklara patlamış mısır ve içecek ikramında bulunuldu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İl Milli Eğitim Müdürlüğü destekli ücretsiz olarak çocuklar için düzenlenen sinema günü etkinliklerinin değişik okullardan gelen öğrencilerle devam edeceği bildirildi. Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'nde haftanın ardından öne çıkan gelişmeler ile karşınızda olduk. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek üzere. Hoşça kalın.